Evet, siz değerli Cilvanallar. Bugün Ahmet Emi ve Yavuz Emi ile güzel bir söyleşi yapacağız. Şimdi Ahmet Emi, selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Yaptığın işlerde başarılar dilerim hak üzere. Teşekkür ediyorum Ahmet Emi. Yavuz Emi, sen nasılsın? Elhamdülillah, çok şükür iyiyiz. Hamdolsun, yaramaz haberimiz yoktur. Şimdi eskiden köyümüzün durumuna baktığımız zaman köyümüz çok az hane sayısına düştü. 35 haneye düştü. Eskiden köyümüz nasıldı? Köyümüzden biraz bahseder misiniz? Eskiden köyümüz kalabalıktı. Ben yetiştiğim anda 160 hanaydı. Evet. O zaman arazi, efendim malımız, efendim koyunumuz, efendim at falan camış mesela, evet, çok idi. Arazimizde bütün nüfus kalabalık olduğu için arazimizde bir şey yoktu. Zaten merrelerden başka boş yer yoktu. Tupların dibini bile koşuyor. Arona'dan sonra cilga çıktı. Cilgadan sonra pulluk çıktı. Efendim sünür düşmeni. Gitgide azaldı sınırlar. Ondan sonra artık bu yurt içi çıktıktan sonra başladı artık azalmayan. Genç nesil çekildi, efendim eli tutan da bütün içeriye, Bursa'ya, İnegöl'e, İstanbul'a, İzmir'e çekildiler. Nüfus kala göç. Her köyü azalttı, bizim köyde 30-35 şehir nüfusa indirdi. Köyü devamlı göç verdi köyü. O tarihten bu tarihe devamlı göç verdi. Göç verdi. Eskiden tabii köyümüzde fasulye ekerdik, mısır ekerdik, diyelim yazır yederdik ha. Atının diyelim yerliğe giderdik, arsa giderdik, öküz arabasının han yerine giderdik, öküz arabasının koşmaya, odun getirmeye de odun hazır ederdik. Affedersin, gece domuz beklerdik. Döğenle döğerdik. Gemiyle öküzün döğenine dön, babam dön. Hoca. Selamünaleyküm. Ne? Selamun aleyküm dedik. Aleyküm selam. Şimdi hocamız da geldi. Yavuz Emmi, duyduğumuza göre sen sporcuymuşsun. Eskiden çok voleybol diye çeşitli faaliyetler yaparmışsın. Tabii çok acayip voleybol oynardık, şeyler yapardık tabii. Posofine, İnsanlar da çokmuş o zaman. Acılar çok kalabalıktı o zaman. Köyde 50 tane 100 tane genç olurdu. Evet. O gençler arasında şeyler yapardık aralarında. Voleybol, futbol maçları, değişik oyunlar yapardık. Düğün, halaylar, işte ne bileyim at sürerdik. İşte birinci, ikinci, üçüncü diye onları ödüllendirirdik. O atların gelişini, birinci, evet, üçüncüsünü. Gelin diyelim ki at gelirdi, bacaya yanaşırdı. Eski toprak bacaya. Oradan giderdim, damat ve enişi yanındaki sağlıcı çerezi atardı. Biz atların altından o çerez şekerleri kapardık. Çocuklar bütün hepimiz, biz o zaman çocuktuk. Şekerleri kapar böyle heveslenen o oynardık. İşte güreş yapılırdı. İşte manda güleştirirdiler, öküz güleştirirdiler, boğa. O zaman öküz otlatmaya, at otlatmaya işte giderdik. Ne bileyim, bin türlü iş işte. Nasıl? Şimdi köyümüzün şu anki halimi iyi, eski halini daha mı iyi? Eski hali daha iyiydi. Çünkü rağbet vardı, hürmet vardı. Saygı vardı. Saygı vardı, sevgi vardı. Sevgi vardı. Sonra komşuların birbirine gitmek vardı. Efendim, hayır sahipleri köy açardı, giderdi, konuşurdu, muhabbet ederdi, sohbet ederdi. Tabii gece oturmalar, günüz gece oturmalar, devam gece gider, sohbet ederdi, kitap okurdu, dini kitaplar okurdu. Evet. Onlara çok birbirine yardımseverdi insanlar. Yani diyelim ki parasız karşılığı, para karşılığı değil. Yani böyle fahri olarak çalışırdı insanlar birbirine. Diyelim ki bir binanın himlerini, şeylerini açıp, temellerini açmada. Yardımlaşma yapmada, işte mugdam diyelim ki sap mugdamı, tarla sürmede mugdam, bunlar da birbirine yardım olur. Yani benim çok durumum olmazdı yani. Diyorsunuz ki yani insanlar o zaman birbirine kenetlenmiş bir durumdaydı. Evet, çok saygılı. 160-180 hane olmasına rağmen o zamanki zamanda ne güzel insanlar birbiriyle kardeşlik, sevgi ve saygı içinde. Dostane bir şekilde yaşardılar, dostane. Şimdi, çok samimiz ve dostane bir şekilde hoşgörülü, güler yüzlü, hoşgörülüydü millet, insanlar, birbirine. Bütün işler oldu mi İmece alında, mesela him açılacak, İmece, mesela gübre çekilecek, İmece. Evet.
Komşular da 5, 10, 15 efendim, çift töküz. Hepimizin böyle birbirimizle biz ona... Tabii ya, 22 töküz olurdu bir evde. Diyelim ki Ahmet Emi köpük taşıyacağım, koşar öküzü giderdik. Şimdi köyümüzün hali malum işte gördüğünüz gibi. Şimdi Avrupa'da ve Türkiye'deki diğer yerlerde olan insanlarımızdan beklentileriniz nedir? Beklentimiz ne beklentimiz olur ama yardım maşallah yardım. Yani yazları buraya gelseler burada. Yazlara gelseler ziyaretlerinde tabii güzel olur birbirimizle. Köyümüz şenlen yer. Unutmayız birbirimizi. Zamanımız şenlen yer. Evlerimiz şenlen yer. Evet. Tabii hasretle birbirine kavuşmuş oluyor. Hasretlerimiz gidiyor. Evet. Efendim dost ve akraba bağı tedelenmiş oluyor. Komşunun arkadaşlık bağı devam ediyor. Komşunun gelmesinden de çok menfaatlanıyorum. Çünkü bağdaş meselesi vardır. Evet. Sonra hesap meselesinde kavuşma meselesi var. Köyümüz şenleniyor, camımız şenleniyor. Evet. Mahallelerimiz şenleniyor. Efendim. Tabii geldikleri zaman tabii ki bambaşka tabii, şenlik oluyor. Kapı, ya. Baca, bağ, bahçe, tarla bütün şenlik oluyor. Gülistan da oluyor. Evet. Selam söylemek istediğiniz kimseler var mı? Söyleme Avrupa'daki tüm konu komşular hepsini büyüklerin ellerinden. Tüm izleyen dostların hepsine ayrı ayrı bütün üstüne selamlarımızı sunarız. İzleyen bütün dost, akraba, diğer konu komşu izleyenlerin hepsine bol bol selamlar. Sıhhat ve afiyetler dileriz. Vücut sağlığı önemli dünyada. Evet. İşte hepsine vücut sağlığı dileriz. Gördüğünüz gibi sayın seyirciler Ahmet Emi ve Yavuz Emi ile bir söyleşi yaptık. Söyleşide bunu, isteklerini ve arzularını söylediler, selam ettiler. Biz de buradan onlara çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Çok teşekkür ederim.